Barcelona, Juventus'tan Miralem Pjanić'i 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Bu haber geçtiğimiz yılın Eylül ayına ait. Merkez ortası arayan Katalan ekibi Juventus'tan Pjanić'i transfer etmişti. O Pjanić tam bir yıl sonra ise Beşiktaş'a imza attı. Nasıl oldu, neler yaşandı? Gelin hepimizin çok yakından tanıdığı Miralem Pjanić'e ve transfer sürecine daha yakından bakalım. Pjanić 2 Nisan 1990 tarihinde Bosna Hersek'in Zvornik şehrinde dünyaya geldi. Futbola ise 14 yaşında Lüksemburg'un Schifflins takımında başladı. Daha sonra Fransız ekibi Metz'in altyapısına geçen Boşnak oyuncu 2007 yılında A takıma yükseldi. Metz formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol atıp 2 asist yapabilen Pjanić, 2008'de 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'un yolunu tuttu. Lyon macerası, Pjanić'in tüm dünyaya adını duyuracağı yer olacaktı. 3 sezonluk macerada toplam 121 maçta takımının formasını terleten yıldız isim, 16 gol atıp 21 de asist kaydetti. Günden güne kendisini geliştiren ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başaran Pjanić, Ağustos 2011'de 11 milyon euroya bu kez Roma'ya transfer oldu. Roma kariyeri onun için başka bir hikayenin başlangıcı olacaktı. Tam 5 sezon İtalyan ekibinin formasını giyen Boşnak Yıldız, oynadığı 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik bir katkı sergiledi. 2014 yılında ise Türkiye ile olan ilişkisi başlayacaktı Pjanić'in. Roma, genç yıldız Salih Uçan'ı Fenerbahçe'den 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Salih, o genç yaşında adeta bir kurtlar sofrası olan Roma orta sahasında Pjanić'ten de formayı kapmak için mücadele edecekti. Ancak Roma kariyeri istediği gibi gitmese de Salih ve Pjanić artık Beşiktaş forması altında forma savaşı verecek. Takvimler bu kez 2015'i gösteriyordu. The Guardian gazetesi en iyi 100 futbolcu listesinin 55. sırasında Miralem Pjanić'e yer vermişti. Çünkü o bunu çoktan hak etmişti. Her hikayenin bir de sonu var elbet. Roma macerasının ardından yeni durak Juventus olacaktı. 2016 yılında 32 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Pjanić, kendisi için ödenen bonservis bedellerini katlamaya devam ediyordu. Torino ekibiyle 171 maça çıktı yıldız isim. Bu maçlarda 22 gol atıp 36 asist üreten Miralem Pjanić, Juventus'la birlikte Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Bu başarıların ardından piyasa değerini tam 70 milyon euroya çıkaran Pjanić için artık ülke değiştirme vaktiydi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Barcelona, 31 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euroyu gözden çıkaracaktı. Ancak tek sezon formasını giyebildiği Barcelona macerası pek istediği gibi gitmedi Pjanić için. Forma giydiği 30 maçta gol veya asist üretemeyen Bosna Hersekli yıldız için ayrılık zamanıydı. Ekonomik sorunlarla boğuşan ve Messi ve Griezmann gibi futbolcuları takımdan gönderen Katalan ekibi Pjanić'le de yollarını ayıracaktı. İşte tam bu noktada siyah beyaz bir fotoğraf belirdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş, yıldız orta saha için harekete geçti. Çok kısa bir süre içinde kulüp ve oyuncuyla anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, Pjanić'i UEFA listesine yazabilmek için saatle yarışacaktı. Milli takım kampından apar topar özel uçakla İstanbul'a getirilen Pjanić için önce kap açıklaması yapıldı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen yıldız futbolcu için lisans evrakları TFF'ye ulaştırıldı. TFF Tescil Bürosu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılımıyla halledilen işlemler sonrası UEFA listesinin verilmesine yaklaşık 10 dakika kala Miralem Pjanić resmen Beşiktaş'ın futbolcusu oldu. Saha içinin yanı sıra sosyal medyada da aktif olan ve Türk kültürünü yakından tanımaya çalışan Pjanić'in ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'la yaşadığı bir diyalog gündemi bir süre meşgul etmişti.
koronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarını destek veren sanatçıların sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde vakit geçirmeye ve eğlendirmeye çalıştığı bir dönemdi. Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına kim mi katıldı dersiniz? Juventus'un yıldızı Miralem Pjanić. Yayına girerken önce selamun aleyküm mesajı yazan Pjanić, sonrasında ise bu hikayede yanan ben oldum diyerek herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı ise Allah'ın selamıyla girmiş ama sonradan damara bağlamış. Bence hesabı hacklenmiştir. Engellemiş beni sözleriyle karşılık vermişti yaşanan bu olaya. Eminiz ki tüm bunlar Pjanić'in Türkiye'ye kısa sürede uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Skorer TV'de Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanić'i anlattık. Gerek saha içinde, gerekse saha dışında özel bir karakter olan Pjanić artık Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmaya hedefleyen ve kadrosuna Tekşehir'a, Batshuayi ve Pjanić gibi yıldızları katan siyah beyazlılar, bakalım bu hedefine ulaşabilecek mi?